Ve bihi nesta'inu elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismi subhanehu ve emmin şeyin illa yusebbihu bihamdihi bismillahirrahmanirrahim. Hutuvat-ı Sitte. Bu eser Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi tarafından 1920'de İngilizlerin İstanbul'u işgali esnasında telif edilmiş, defalarca Türkçe ve Arapça olarak gizlice bastırılarak dağıtılmıştır. Hutuvat-ı Sitte ayrıca Rumi 1336, Hicri 1338, Miladi 1920'de İstanbul Evkaf-ı İslamiyet Matbaasında, basılan Sünuhat'ın sonuna konularak da neşredilmiştir. Naşirler. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm ve lâ tettebi'û hutuvâtiş-şeytân. Her bir zamanın insi bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar fitnekârana siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan el-hannâs. Kundak yangın demek. Kundak sokan el-hannâs. Altı hutuvatıyla alem-i İslam'ı ifsat için insanlarda ve insan cemaatlerindeki habis menbaları ve tabiatlarındaki muzır madenleri fiili propaganda ile işlettiriyor, zayıf damarlara buluyor. Kiminin hırsı intikamını, kiminin hırsı cahını, kiminin tamahını, kiminin humkunu, kiminin dinsizliğini, hatta en garibi kiminin de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor. Burası çok önemli, bakın. Kiminin de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor. Birinci hatvesi. Der veya dedirir. Siz kendiniz ne dersiniz ki? Siz kendiniz de dersiniz ki musibete müstahak oldunuz. Kader zalim değil, adalet eder. Öyleyse size karşı muameleme razı olunuz. Şu vesveseye karşı demeliyiz. Kader-i ilahi isyanımız için musibet verir. Ona rızadade olmak o günahtan tevbe demektir. Sen ey mel'un, günahımız için değil İslamiyetimiz için zulmettin ve ediyorsun. Ona rıza veya ihtiyarla inkiyat etmek, neuzu billah, İslamiyet'ten nedamet ve yüz çevirmek demektir. Bugün aynı olay değil mi bakın? Sen ey mel'un, günahımız için değil İslamiyet'imiz için zulmettin ve ediyorsun. Bütün dünya şu anda Türkiye İslam liderliğine gittiği için zulmediyor Türkiye'ye. Ona rıza veya ihtiyarla inkiyat etmek, neuzu billah, İslamiyet'ten nedamet ve yüz çevirmek demektir. Evet, aynı şeyi hem musibettir, Allah verir, adalet eder. Çünkü günahımıza, şerrimize zecren ondan vazgeçirmek için verir. O şeyi aynı zamanda beşer verir, zulmeder. Çünkü başka sebebe binaen ceza verir. Nasıl ki düşman-ı İslam aynı şeyi bize icra ediyor, çünkü Müslümanız. Hep bunlar o asırdan bugüne kadar gelen bütün fitne, fesat ve şer ve mel'un odakların hepsini kapsıyor. Diyor ki bakın en son olarak, o şeyi aynı zamanda beşer verir, zulmeder. Çünkü başka sebebe binaen ceza verir. Nasıl ki düşmanı İslam, İslam düşmanı aynı şeyi bize icra ediyor. Çünkü Müslümanız. İkinci hatvesi. Der ve dedirtir. Başka kafirlere dost olduğunuz gibi bana da dost ve taraftar olunuz. Neden çekiniyorsunuz? Şu vesveseye karşı deriz. Muavenet elini kabul etmek ayrıdır. Muavenet elini, yardım elini kabul etmek ayrıdır. Adavet elini öpmek de ayrıdır. Bir kafirin her bir sıfatı kafir olmak ve küfründen neş'et etmek lazım olmadığından
İslam'ın eski ve mütecaviz bir düşmanı, İslam'ın eski ve mütecaviz bir düşmanını def için bir kafir muavenet elini uzatsa kabul etmek İslamiyet'e hizmettir. Senin ise ey kafir mel'un, söylediği baştaki hitap ettiği insan, işte o memleket İngiltere. Senin ise ey kafir mel'un, senin küfründen neşet eden teskin kabul etmez husumet elini öpmek değil, temas etmekle İslamiyet'e adavet etmek demektir. Temas etmekle İslamiyet'e adavet etmek demektir. Üçüncü hatvesi. Der veya dedirtir. Şimdiye kadar sizi idare edenler fenalık ettiler, karıştırdılar. Öyleyse bana razı olunuz. Bu vesveseye karşı deriz. Ey el-Hannas. Kulevud Rabbinas da var ya, Hannas, hı ile. Yaklaşıp gidip gelen vesvese veren, durmadan, yani hiç bırakmıyor bak. Taassup sahibisi onu işletiyor. Ahmaksa ahmaklığını işletiyor. Ötekinin efendim başka şeylere düşkünlüğü varsa onları işletiyor. Yani bir damarını bırakmıyor. Devamlı yakılıyor şeytan gibi. Ey el-Hannas. Onların fenalıklarının asıl sebebi de sensin. Alemi onlara darlaştırdın. Damarı hayatı kestin. Evladı nameşruunu onlara karıştırdın. İşte olay bu bakın. Evladı nameşruunu, gayrimeşru çocuğunu İslam'ın içerisine karıştırdın, soktun ajan olarak. Karıştırdın. Dinsizliğe sevk ederek dini rüşvet isterdin. Onlara bedel seni kabul etmek yalnız mütecennis su ile necis olmuş bir libası. Yani necis bir şeyle kirlenmiş olan bir elbiseyi hınzırın devriyle yıkamak demektir. Hınzırın devriyle yıkanır mı? Sen yalnız hayvancasına muvakkat bir hayat-ı sefilaneyi bize bırakıyorsun. İnsanca, İslamca hayatı öldürüyorsun. Biz ise hem insancasına hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. Senin rağmına yaşayacağız inşallah. Dördüncü hatresi, der veya dedirtir. Sizi idare eden ve bana muhasım vaziyetini alanlar ki Anadolu'daki sergerdeleridir. Maksatları başkadır. Niyetleri din ve İslamiyet değildir. 1920. Der veya dedirtir. Sizi idare eden ve bana muhasım vaziyetini alanlar ki Anadolu'daki sergerdeleridir, maksatları başkadır. Niyetleri din ve İslamiyet değildir. Şu vesveseye karşı deriz. Vesilelerde niyetin tesiri azdır. Maksadın hakikatini tahir etmez. Çünkü maksut vesilenin vücuduna terettüp eder, içindeki niyete bakmaz. Mesela ben bir define veya su bulmak için bir kuyu kazıyorum. Biri geldi kendini saklamak veya orada müzahrafatını def etmek için bana yardım ederek kazdı. Suyun çıkmasına ve definenin bulunmasına onun niyeti tesir etmez. Su fiiline kazmasına bakar, niyetine bakmaz. Bunun gibi onlar bizi Kabe'ye götürüyorlar. Kur'an'ı yüksek tutmak istiyorlar. Bütün felaketimizin menbaı olan Avrupa muhabbetine bedel, bir daha okuyorum bakın. Bütün felaketimizin menbaı olan, dünya işitsin. Bütün felaketimizin menbaı olan Avrupa muhabbetine bedel, husumetini esas tutuyorlar. Niyetleri ne olursa olsun bu maksatların hakikatini tahir edemez. Önce vatan. Vatan olan olur mu hiçbir şey? Beşinci hatvesi. Der, iradi hilafet siyasetimin lehinde çıktı. Şu vesveseye karşı deriz. Bir şahsın arzu-i zatisi ve emri hususisi başkadır. Ümmet namına emin olarak deruhte ettiği emanet-i hilafetten hasıl olan şahsiyet maneviyenin idaresi, iradesi bambaşkadır. Şahsi başka, bir de ümmetin hilafeti makamında başkadır.
Bu irade bir akıldan çıkıp bir kuvvete istinad ederek alem-i İslam'ın maslahatını takip eder hilafet makamından gelen. Aklı ise şura-i ümmettir. Senin vesvesen değil ey melun. Kuvveti müsellah ordusu hür milletidir. Senin süngülerin değildir. Maslahat da muhitten merkeze nazar edip İslam için faide-i uzmaya tercih etmektir. Yoksa aksine olarak merkezden muhite bakmakla alemi İslam'ı bu devlete, bu devleti de Anadolu'ya, Anadolu'yu da İstanbul'a, İstanbul'u da hanedan saltanata tearüz vaktinde feda etmek gibi hod endişane fikir ve irade değil. Vahdettin gibi mütedeyyin bir zat ki o zaman Vahdettin'e Anadolu'daki harekatı desteklemeyin diye İngilizler baskıyla fetva verdiriyorlar. Üstad da destekleyin diye fetva veriyor. Ve Vahdettin'in de niye o fetvayı verdiğini açıklıyor bakın burada. Evet, Vahdettin gibi mütedeyyin bir zat, hatta en facir bir adam da yalnız ismi hilafet taşıdığı için ihtiyarıyla etmez. Demek mükrehtir. Mükreh zorla yaptırılıyor, baskıyla. O halde ona itaat, o emre itaat, adem itaattır, itaat etmemektir. O katılma diyor ya, onun katılma emrine katılmakla ne yapıyorsun onun emrine? İtaat etmemiş olursun, yani katılıyorsun. Hilafetinden dolayı karar vermiyor. Yani baskıdan dolayı veriyor. İhtiyarla. Altıncı hatvesi, der ki, bana karşı mukavemetiniz beyhudedir. Müttefikiniz beraberken yapamadığınız şeyi şimdi nasıl yapacaksınız? Yani Birinci Dünya Savaşı'nın Almanlarla beraberdik ya güya. O da bir oyun. Şu vesveseye karşı deriz. En ziyade hile ve fitne, bak, en ziyade hile ve fitne kuvvetiyle ayakta duran azametli kuvvetin bizi yese düşürmüyor bak. En ziyade, şimdi İngiliz'in siyaseti neyle ayakta duruyormuş? Gücü. Bak, en ziyade hile ve fitne kuvvetiyle ayakta duran azametli kuvvetin bizi yese düşürmüyor. Evvela hile ve fitne perde altında kaldıkça tesir eder. Bu çok önemli. Evvela hile ve fitne perde altında kaldıkça tesir eder. Bugüne kadar hep perde altındaydı değil mi? Avrupa'sı bilmem dünyası bakın. Ha. Zahire çıkmakla iflas eder, kuvveti söner. İfşa olunca. İfşa oluyor. Bugün herkes kendi pisliğini kuşuyor. Artık gizli bir şey kalmadı bakın. Evvela hile ve fitne perde altında kaldıkça tesir eder, zahire çıkmakla iflas eder, kuvveti söner. Perde öyle yırtılmış ki, üstad da oradan bakın müjdeyi veriyor bugünlere. Perde öyle yırtılmış ki, senin yalan, hile, fitnen, hezeyana, maskaralığa inkılap edip akim kalıyor. İngilizlere diyorum. Tabii ve onun gibilere zaten İngiliz hepsi aynı. Hepsi aynı yavru zürriyeti. Bak evet ne diyor bak perde öyle yırtılmış ki senin yalan, hile, fitnen, hezeyana, maskaralığa inkılap edip akim kalıyor. Yani yalan, hile, fitne, hezeyana ve maskaralığa inkılap ediyor. Maskaralık oluyor yaptıklarında. Görüyoruz. Köpeklerle saldırmak, atlarla çiğnemek ne demek ya? Bu defaki Anadolu'ya karşı nokta nokta gibi. Saniye, o kof kuvvetin işte önemli olan bu. Kof hep, ne demek abi? Boş. Boş abi, içi boş aslında. Yani hep başkasını kullanıyorlar. Daha dünyada ne kadar Müslüman varsa veya paralı asker varsa onu kullanıyor. Kimler savaşıyor mu doğru dürüst? Yok. Hepsi parayla çalıştırıyorlar bak. Saniyen o kof kuvvetin %90 sana karşı ihtilaf kabul etmez. Muhasım bir cereyan atalete mahkum ediyor. Fazla kalan kuvvetinle dert ve dermanda müşterek olan alem-i İslam'ı susturacak, depretmeyecek derecede eskisi gibi bir istibdat altında tutmaya ihtimal versen, yani bir bagaya bu yani, ihtimal versen, şeytan iken eşeğin eşeği olursun. Ya Allah. Şeytan iken eşeğin eşeği olursun. Haşiye. Hey ekpekül küpeka. Küpekten teke küp etmiş köpek. Ya.
Köpekten daha aşağı. Bak köpekten tekep küp etmiş köpek. Hey ekpekül küpek ha. Ya. Şeytan iken eşeğin eşeği olursun. Salisen madem ki öldürüyorsun, ölmek iki suretledir. Birinci suret, senin ayağına düşmek, teslim olmak suretiyle ruhumuzu, vicdanımızı ellerimizle öldürmek. Teslim olduğumuz zaman ruhumuzu, vicdanımızı ellerimizle öldürmek. Cesedi de güya ruhumuzu kısasen sana telef ettirmektir. İkinci suret, senin yüzüne tükürmek. Aynen. Gözüne tokat vurmakla ruh ve kalbimiz sağlam kalır. Ceset de şehit olur. Örnek evet. İki suretlidir. Akide faziletimiz tahkir edilmez. İslamiyet'in izzetiyle istihza edilmez. Şu anda söyleniyor bu sözler. Hep bunlar Avrupa'ya bu sözler. Ve bütün dünyadaki İslam düşmanlarına. Bir daha okuyorum. Salisen madem ki öldürüyorsun, var mı öldürmeyen? Yok. Ellerine fırsat geçse. Madem ki öldürüyorsun, ölmek iki suretlidir. Birinci suret, senin ayağına düşmek, teslim olmak suretinde ruhumuzu, vicdanımızı ellerimizle öldürmek. Cesedi de güya ruhumuza kısasen sana telef ettirmek. Zaten ölmüş ise telif ediyorsun. İkinci suret, senin yüzüne tükürmek, gözüne tokat vurmakla ruh ve kalbimiz sağlam kalır. Ceset de şehit olur. Akide faziletimiz tahkir edilmez, İslamiyet'in izzetiyle istihza edilmez. Şu anda hep İslamiyet'in izzetiyle istihza edilmeye kaldım, değil mi? Ezan yasaklanıyor, yok efendim. Başörtüsüydü, yok işte Müslümanların şu şeyleri bu. Yani hep iftira. Zaten dedi ya iftira fitne diye başlar. Evet. Elhasıl İslamiyet muhabbeti senin husumetini istilzam eder. Abi dikkat edin bakın. Fetvadır bu. Evet. Elhasıl İslamiyet muhabbeti senin husumetini istilzam eder. İşte o Avrupa'yı zihin yakın, İngilizlerin falan hepsinin husumetini, düşmanlığını istilzam eder. Cebrail şeytan ile barışamaz. Hükümler kat'i. Siyasetimizde en acınacak, en ebleh bir akıl varsa o da öylelerin aklıdır ki ... milletinin ihtiras ve menfaatini İslamiyet'in menfaat ve izzetiyle kabili tevfik görüyor. Burada en sefil ve en ahmak kalp öylelerin kalbidir ki bakın yani bu konuştuğumuz muhabbetlerde, sözlerde, hükümlerde en sefil ve en ahmak kalp öylelerin kalbidir ki hayatı onun himayeti altında kabul eder. Ya. O zaman İngilizlerin mandası olalım, Amerika'nın mandası olalım vardı. Bugün de aynı zihniyet hala devam ediyor. Üstad başka yerde ne diyor? Avrupa muhabbeti gayrimeşru muhabbet. Daha bir şey var da onun yerini bulmam lazım. Orada diyor ki peşinde akıbet-i mükafat, adavet ve cinayet. Aynısı olmuyor mu? Avrupa muhabbeti, muhabbeti ne oldu? Akıbeti mükafat. Akıbetteki mükafatı ne? Cinayet ve adalet düşmanı işte. Evet. Burada en sefil ve en ahmak kalp öylelerin kalbidir ki hayatı onun himayeti altında kabul eder. Hayatımızı onun himayeti altında kabil görüyor yaşayabilmemizi. Haşiye. Allah kimseyi şaşırtmasın. Amin. Şaşırtırsa süründürmesin. Amin. Süründürürse çektirmesin. Amin. Çektirirse rezil etmesin. Amin. Rezil ederse sersem avare etmesin. Amin. Çünkü öyle bir şartla hayatımızı talik ediyor ki muhalen der, muhaldir. Derim, der. Yani onlar bize hakim olduklarını düşünün 15 Temmuz ve sonrasında. Der. Yaşayınız.
Fakat bir tek adam bana hıyanet etse yakarım yıkarım. Öyle bir hayatta yaşayacaksın. Şayet bir adam hakka sadakat namına onun kafirine zulmüne karşı hıyanet etse, Ayasofya'ya iltica etse, milyarlarla değer, milyarlara değer o mukaddes binayı harap eder veyahut bir köyde ona bir hain bulunsa çoluk çocuğuyla mahvetmek o köyü veya bir cemaate ona muzır biri varsa cemaati ifna etmek, Allah'a ekber, her vakit kendinde selahiyet görüyor o melunlar. Lanet o medeniyete ki ona o selahiyeti vermiş yıllardan beri. Acaba bütün millet bir kalpte, hem münafık hançereyi zulmünden mütelezziz olacak ahmak bir kalpte ittifakından daha muhal ne var onlarla ittifak etmek? Ya. Olur mu? Şeytan gibi hasis hisleri, fena ahlakları teşcih ve himaye eder. Kim? O melunlar bakın. Şeytan gibi hasis hisleri, fena ahlakları teşcih ve himaye eder. İyi hisleri söndürür. Hem insani, İslami hayatı men etmekle beraber muvakkat hayvani bir hayatı, muvakkat hayvani bir hayatı, iki genç mücehhez pençeli ekseriyeti kazanmak için imhai esas program yapmış, iki kelbi iki ciğerimize musallat ederek bizi silahtan tecvil ediyor, işte onun himayeti, işte hayatımız. Kelp, manen ciğerlerimize saldırıyordu, şimdi de yerde yatan çocuklara saldırtıyorlar da itlerini. O hasım gösterdiği kim ve husumet harpten neşet etme değildir. Eski yenilgilerden dolayı değildir. Harpten olsaydı tabii malumiyetimiz de sahirlerin husumeti gibi sükunet bulurdu. Yendik bitti derlerdi. Ama hala devam bakın. Hem hasmın uzakta çirkin yüzündeki riyakâne çizgileri güzel zannedilirdi. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın. Bütün dünyaya. Hem hasmın, düşmanın uzakta çirkin yüzü, bak çirkin yüzündeki riyakarane çizgiler, yapmacık gülücükler falan güzel zannedilirdi. Yakında görenler inşallah daha aldanmaz. Elhamdülillah. Yakında görüyoruz mu elhamdülillah? Elhamdülillah. Her şey açıklığıyla. Ayan beyan. Hem hasmın uzakta çirkin yüzündeki riyakarane çizgileri güzel zannedilirdi. Yakında görenler inşallah daha aldanmaz. Kema enne darurat tubihul mahzurat kedalike tusehhilul müşkilat. Neymiş abi? Nasıl ki zaruretler haramları helal kılıyorsa aynı şekilde zorlukları da kolaylaştırır. Korkaklıkta darb-ı mesel hükmünde olan tavuk. Korkaklıkta darb-ı mesel hükmünde olan tavuk. Çocukları yanındayken şefkati cinsiye sebebiyle camusa saldırır. İşte işte dehşetli bir cesaret. Hem darb-ı mesel olmuş ki keçi kurttan havfı kurttan havfı. Keçi kurttan korktuğu zaman. Evet. Hem darb-ı mesel olmuş ki keçi kurttan havfı ızdırar vaktinde mukavemete inkılap eder, boynuzu ile kurdun karnını deldiği vakidir. İşte harika bir şecaat. Fıtri meyelan mukavemetsuzdur. Fıtri meyelan. Allah'ın Celle Celaluhu bizim içimize koyduğu fıtri meyiller var ya, mukavemetsuzdur. Yani yenilmez. Kırılmazdır. Bir avuç su kalın bir demir gülle içine atılsa, kışta soğuğa maruz bırakılsa, meyli imbisat demiri parçalar. Evet, şefkatli tavuk cesareti. Evet, şefkatli tavuk cesareti, hamiyetli keçi ızdırari şecaatı gibi fıtri bir heyecan ümmeti Muhammed'de aleyhissalatü vesselam ittihadı İslam'la inşallah. Evet, fıtri bir heyecan, demir güllede su gibi zulmün burudetli husumeti kafiranesine maruz kaldıkça, bir daha okuyorum. Evet, şefkatli tavuk cesareti,
hamiyetli keçi ızdırari şecaatı gibi, fıtri bir heyecan, demir güllede su gibi, zulmün burudetli husumeti kafiranesine maruz kaldıkça, her şeyi parçalar. Rus mojikleri buna şahittir. Rus köyünleri. Bununla beraber imanın mahiyetindeki harikulade şehamet, İzzet-i İslamiyet'in tabiatındaki alempesent şecaat, uhuvvet-i İslamiye'nin intibahıyla her vakit mucizeleri gösterebilir. İnşallah. El-Baki Üstadımız Sayın Nursi ve Düzzaman radıyallahu anh Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimun hakim ve ahiru davahum enhamdülü rabbil alemin. Allah rızası için bir cümle ruhları için El-Fatiha'dan razı olsun.